Rahman ve Rahim Allah adına 29'a kadar gelmiştik. Bu iki ayet üzerinde durmadınız dediler. Duralım. Bu Firavun ve adamlarının boğulma ve sonunun getirilmesi sahnesi anlatılmıştı. Ve onların geride yani bir zamanlar Firavun'un işte ayağımın altından akan Nil benim değil mi? Bu Mısır toprakları bana ait değil mi? Yani yeryüzünün Rabbi benim. Ekabirliğiyle konuşan Firavun boğulup giderken o Mısır topraklarında ayağının altından akıp giden Nil'i de geride bırakmıştık. Ve şimdi Kızıldeniz'de boğuluyordu. O sahne anlatıldı. Geride kalan o biraz daha geriden bakarsanız hatırlarsınız konuştuğumuz şeyleri. Gerçekten de onlar geride nice bahçeler, çeşmeler, ekinler, yüksek makamlar ve sefasını sürdükleri daha nice nimetler bıraktılar. Böylece biz o nimetleri başka bir topluma miras bıraktık. Aşağılık gördükleri toplumlar miras olarak alıyorlar. Geride bıraktıkları ekabirlerin mallarını. Ve 29. ayet arkalarından, bu ifade enteresan, arkalarından ne yer ağladı ne de gökyüzü. Yani onlara yer gök ağlamadı. Bu bir Arapça deyimdir. Yani çok değerli biri öldüğünde bütün insanlar ağladı demezsiniz. Yer gök ağladı onun için dersiniz. Bu edebi bir şey. Edebi bir kitap, edebi bir metin okuduğumuzu unutmayalım. Bunun tersine çevirerek söylüyor. Diyor ki onların arkasından yer gök ağlamadı. Öyle kendilerini çok değerli görenler, onlar dünyadan gidince yerin göğün kendilerini ağlayacağını sananların arkasından ağlayan olmadı. Ağlayacak anaları bile yoktu der gibi bir şey bu. Bizim Türkçe deyimle anlatırsak. Dolayısıyla dünya gelip geçici bir yer. Ahireti kazanıp kazanmayacağımız bir yer. Ahiretin tarlası Peygamber Aleyhisselam'ın ifadesiyle. Burada adam gibi yaşar, adam gibi gideriz. Adam gibi yaşar ve gidersek adam gibi muamele görürüz öbür tarafta. Ama insanlıktan çıkmış bir vaziyette dünyada yaşayıp Allah'ın kullarına burayı zulüm mekanı haline getirirsek, dünyayı baş belası çekilmez bir yer haline getirirsek öbür tarafta bizi bekleyecek aynı akibettir. Şimdi dün akşam bir grupta Hicr'den sonraki sureyi okumuştuk. Orada enteresan bir ayet vardı. Allah'ın Mevla sıfat ismiyle Allah'tan bahsediyordu. Bu sabah Yunus suresini okuduk bir grupla. Orada da paragrafta bahtımıza benzeri bir ayet çıktı. Allah'ın Mevla oluşu nasıl bir şey? Bugün bu sureyi göz atarken hemen devamındaki sureye de göz atma imkanım oldu. Kıyametten bahsederken o gün hiçbir Mevla'nın başka bir Mevla'ya yardımı olmaz. Allah gerçek Mevla'dır. İnsanların Allah yerine edindikleri takma, çakma Mevla'ların öbür tarafta hükmü yoktur. Hükümsüzdür. Çünkü uyduruk bir şeydir. Batıl demek o demek zaten. Bu sabah derste bu iki kavramın yani Mevla kavramıyla veli kavramının karşılıklı bir ilişkinin iki tarafını aynı anda ifade eden bir kelime olduğunu anlatmaya çalıştım. Yani mesela Allah müminlerin velisidir. Müminler de Allah'ın velileridir. Şeytanlar kafirlerin velileridir. Kafirler de şeytanların velileridir. Yani dostluk ilişkisi karşılıklı. Ama sadece dost kelimesinin karşılığı değil bizdeki. Mesela himaye kelimesi de bu kelimeyle ifade edilir. Hami anlamı vardır. Bir insanın dostunu himaye etmesini de ifade eder. Hami kelimesi yerine de kullanılır. O anlamda kullanılır. Birçok yerde Kur'an-ı Kerim'de geçiyor zaten. Mevla kelimesi de öyledir. Mesela bunun en bariz örneği hukukta Mevla kelimesi İslam hukukunda
hem azat edilen köle için kullanılır, hem de o köleyi azat eden sahip efendi için kullanılır. Yani falanca falancanın Mevlası dendiğinde o tarihi bilmeniz lazım. Adam azatlı köleden mi bahsediyor, yoksa köle azat etmiş birinden mi bahsediyor? Belli olmayabilir. Adamların biyografilerini bilmezseniz o cümleyi anlayamazsınız. O kelimenin geçtiği cümleyi. Dolayısıyla bu Allah içinde kullanılıyor, kul içinde veli kelimesi kullanılıyorsa, mesela Allahu veliyyüllezine amenu ayetine baktığınızda Allah müminlerin velisidir anlamında kullanıldığını görüyorsunuz. Aynı şey tersinden müminlerin velisi ancak Allah, peygamber ve diğer müminlerdir ifadesini kullanır Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla çoklu bir kullanımı var. Buradan şu çıkıyor. Velayet kişiye özel bir şey değildir. Şartlarını yerine getiren herkes Allah'ın velisi olur. Velisidir. Allah da onun velisidir. Peygamber velisidir. Peygamber de onun velisidir. O da peygamberin velisidir. Müminler şartlarını yerine getirdikleri sürece, uygun davrandıkları sürece, daha doğrusu layık oldukları sürece birbirlerinin velisidirler. Bütün müminler. Bu kişiye özel bir şey değildir. Doğuştan kazanılan bir hak değildir. Allah'a kul olarak yaratılmışsak doğuştan kazanılmış bir boyutu vardır. Eyvallah. Ama tamamı değildir. Nedir? Velayetin şartları vardır. Dostluğun şartları neyse velayetin şartları odur. Himayenin şartları neyse karşılıklı. Velayetin, mevlalığın şartları da odur. Bunu anlatırken bir kardeşimizin kafasını takıyor. Hocam dedi, yani tamam dedi, şimdi velayeti anladık. Allah bizim Mevlamız dedi. E biz onun Mevlası nasıl oluyoruz dedi. Bir hikaye anlatayım anlarsın dedi. Aydın Kara Kimse diye, Kara Kimseli diye Kayseri'de bir kardeşimiz vardı, dostumuz. Bizden de büyük de abi derdik. Benim yaşlarım abi derdi. Çok derviş gönüllü bir insandı. Böyle Kur'an okur, gençlerle ilgilenir. İyi de kitap okurdu. Geçenlerde Allah rahmet etsin, rahmeti Rahman'a kavuştu. Onun bir videosunu paylaşmışlar. Dolaşımda birkaç gündür görüyorum. İzleyeyim dedim, izledim. İyi ki izlemişim. Güzel bir hikaye. Yani yaşadığı bir şey anlatıyor. Bulursanız izleyin. Emanet diye yazıyor şimdi videonun üstünde. Belki görmüşsünüz. Face'de var, oradan izledim. Bir tarihte bu bir yerde çalışıyormuş. İnşaat işi de varmış herhalde. Çantasını unutmuş. İyi tiryakiydi, acayip sigara içerdi. Rahmetli. Aceleyle bir yerden bir yere gidecek, otobüse, Talas otobüsüne yetişecek Kayseri'de. Kayseri'yi bilenler bilir. Kuru yemişçiye girmiş, acele bir sigara istemiş, parasını da ödemiş, sigarayı kaptığı gibi otobüse yetişeceğim diye çantayı orada bırakıp gitmiş. Bir bayan görmüş, arkasından yetiştirmeye çalışmış, yakalayamamış. Atlamış otobüse gitmiş. Lan otobüse bindikten sonra bakmış, çanta yok. Gidiş o gidiş. Fakat kadın çantayı yetiştiremeyince kocası almış, kocası da haylaz bir tipmiş. Hatta içeri falan düşmüş. Hırsızlıktan. Kadını azarlamış, elinden zorla çantayı almış, içinden $1000 almış, yemiş. Fakat kadın bunu hiç unutmamış. Çantayı saklamış. Emanet deyince, onun için anlatıyor bunu. Aradan 12 yıl geçmiş. Bu AK Parti hükümeti döneminde herhalde şehir tiyatrosunda müdürlüğünü yapmış o süreçte. İlk dönem belki. Orada görev yaparken bunun tanıdığı biri aramış. Ya da bu adamı şahsen tanıyor ama adam bunu iyi tanıyor. Bu meşhur olduğu için Kayseri'de, belli çevrelerde. Bunu arıyor telefonda, iş yerinde. Cep telefonu da yok o zaman diyor henüz benim diyor. Belki yani bu AK Parti'nin ilk hükümeti dönemi falan dönemi olabilir. Diyor ki seninle görüşmemiz lazım abi, ben seni tanıyorum. Sen de bir görsen beni tanırsın ama diyor. Ben gelirim, kibir de yapmam. Sizi tanıyorum, saygım da var diyor. Yani gelirim, görüşürüz ama
senin buraya gelmen lazım diyor. Burada bir yerde buluşmamız lazım diyor. Bu da güvenemiyor. Yani adamı sesinden çıkaramıyor, ismen hatırlamıyor. Ama şahsen görünce tanıyorum diyor adamı diyor. Sonradan diyor. Güvenemedim. Ya git işine kardeşim dedim. Telefonu kapattım diyor. Ertesi gün bir daha aradı. Yine aynı şeyler. Yine kapattım diyor. Üçüncü de arayınca tamam buna geliyorum dedim diyor. Yeşil Mahalle diye bir yer var. Mevlana Mahallesi. Yeşil Mahalle bir yer. Bu Kayseri'de oraya bir adres verdi diyor. Gittim. Böyle garibanların oturduğu bir mahalledir. Dökük bir ev. İçeride iki tane bayan var diyor. Bu da oturuyor diyor. Sedire diyor. Oturdu. Bir tarafında da ben oturdum diyor. Adamı dinlemeye başladım diyor. Yani ne olacak bilmiyorum diyor. Diyor ki ya sen hiç geçmişte bir çanta kaybettin mi diyor. Ben unuttum gittim çantayı. 12 yıl olmuş. Ne hatırlayayım diyor. Hatırlamıyorum dedim diyor. Ya işte Talas otobüslerinin durağına yakın. Kuru yemişçide unutmuşsun çantayı. Arkandan işte şu oturan bayanı görüyor musun demiş. Bayan da diyor sırt dönük oturuyor. Kapalı. Kısa boylu bir şey diyor. Yumak gibi diyor. Hiç görmedim diyor. O anda da yüzünü görmedim diyor. Evet dedim diyor. İşte o çantayı bu bayan almış. Sizin arkanızdan yetiştirmek istemiş. Sizi yakalayamamış. Otobüse binmiş. Gitmişsiniz. Hocası haylazdır. Elinden çantayı almış. İçinde de $1000 varmış. Onu da yemiş. Bu kadın da 12 yıldır temizliğe gide gele ucundan kıyısından biriktirerek senin $1000 hazırlamış. Ha bu çantanın içinde de. Ben dondum diyor. Arkadaşlar, anlatılan mucize değil. Bir Müslümanın yapması gereken bir şey değil mi? Ama bu toplumda mucize gibi bir şey. Çok enteresan bir şey. Adamın kanı donuyor. Üstelik bu kadının kocası içeride. Bunu anlatan, davet eden arkadaş da eniştesi. Bu bayan onun baldızı. Geçimini sağlasın diye de sağdan soldan yardım topluyor eniştenin anlattıkları. Ayakta zor duruyor kadın. Ekonomik olarak. Kendini zor geçindiren bir kadın. Biriktirdiği parayı emanet diye koruyor, topluyor, biriktiriyor, teslim ediyor. Çantaya elimi uzatamadım diyor. Öyle diyor, pozisyonda diyor, bu durumu bilince diyor, nasıl alacaksın ki o çantayı? Kadına, sen bir çay getirir misin kızım diyor, baldızına. Kadın öbür tarafa gidince, bu çantada iki parayı al diyor, almam diyor. Ne yapacağız? Aklıma bir çözüm geldi diyor, bu kadın bilmesin, parayı sen al içinden, verdim diyor, çıkardım. Çantayı alıyorum dedim diyor. Ama bilmeyecek dedim. Bilirse diyor, almaz o kadın, biliyorum diyor. Sonra aldım gittim diyor, gece diyor, akşam karanlıkta diyor, mahalle çamur, çaylak. Nerede yattım, uyuduysam sabah ezanıyla uyandım, üstüm başım çamur diyor uyandım. Eve de gelmemişim diyor. Anlattı. Namazı kıldım, eve gittim diyor, hanıma anlattım durumu diyor. Bundan sonra gideceksin, benim haberim olmayacak. Ne götürürsen, ne yardım edersen bilmeyeceğim. Şu adrese gideceksin, o kadına bakacaksın. Ve kendime de şunu söyledim diyor. Oğlum, kendini adam sanma. İyi kul sanıyorsun değil mi kendini dedim diyor. Gerçek kulu dedim diyor. Şimdi, burada üç kuruşluk dünya menfaati için neler feda etmeyecek insanlar biliyoruz değil mi? Ama bu da insan. Bu da Allah'ın kulu. Bu hikayeyi niye anlattım? O kız kardeşime dedim ki sabah, Allah'ın Mevlası olmak nasıl bir şey? Tamam anladım da, biz Allah'ın nasıl Mevlası oluyoruz diye sordum. Dedim ki, Allah senin velin, anladım. Sen Allah'ın nasıl velisi oluyorsun, Mevlası da oluyorsun dedim.
Anlayamadım hocam dedi. Bak, söyleyeyim dedim. Allah'ın dedim öyle kulları var ya, he, sahip çıkarsın, Mevlası olursun, Allah'ın Mevlası olursun dedim. Arkadaşlar, şimdi zekat ibadet değil mi? Sadaka da ibadet. Namaz da ibadet, oruç da ibadet. Orucu doğrudan Allah'ın huzuruna çıkıyorum, namazı kılıyorum. Ben geldim diyorum. Layıksam kabul ediyor huzuruna. Namazın kabulü bana göre odur. Akşama kadar aç duruyorum, senin rızan için diyorum. Kabulse, makbulse, niyetimde halisse ben kabul ediyorum. Kabul etmeyebilir de. Peki Allah'ın paraya ihtiyacı mı var ki ben zekat veriyorum Allah'a? Yok. Parayı Allah'a da vermiyorum zaten. Sadakayı verirken Allah'a mı veriyorum? Hayır. Ama veriyorum. Nasıl? Falan kuluna veriyorum onun rızası için. Allah razı oluyor. Namaz ibadet, oruç da ibadet değil mi? Zekat değil mi? O da ibadet. Nasıl bir ibadet? Kuluna verdiğimde Allah'ı razı eden bir ibadet. Dolaylı ibadet. Mevlalık da böyle bir şey kardeşim. Allah'ın velisini, Allah'ın Mevlasına sahip çıkarsın, sen de Allah'ın Mevlası olursun. Mesela diyor ki, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenlere, Allah'a güzel bir borç verin diyor değil mi bize? Dinine yardım edersen Allah'a verilmiş kabul ediyor. Cenneti canlarıyla, mallarıyla Allah'tan satın almışlardır diyor müminler. Ve zarar etme ihtimali yani zarar etme ihtimali olmayan bir ticaret umarlar diyor. Bütün bunları Allah bir ticaret olarak insanlara anlatıyor. Bir Allah'a yapılmış bir fedakarlık olarak, Allah'a yapılmış bir iyilik gibi anlatıyor Allah bize. Bütün bu ifadeler niye kullanıyor? İhtiyacı olduğundan mı? Hayır. Kulunun ihtiyacını kendi ihtiyacı olarak. Kulunun ihtiyacını görenleri kendi ihtiyacını görmüş gibi kabul ediyor. Mevlalık böyle bir şey arkadaşlar. Yani insanlar arasındaki velayeti, dostluğu, arkadaşlığı, kardeşliği anlarsak Allah'la kulu arasındaki ilişkiyi de anlarsın. Mecazi bir şey olabilir, hakiki bir şey olabilir. Çok umurumda değil benim. Ben o ayrıntıda değilim. Ben bir şeyin ayrımındayım. O da şu. Allah deyince resmi, soğuk, ahiretin kapısına oturmuş, sandalyeyi atmış, kulları gelsin de cezalandırsın diye bekleyen sadist, acımasız, merhametsiz, cehenneme attığı adamı Allah'ın elinden kurtaracak merhametli insanların sayesinde ancak çıkarabiliyor. Bizim algımızdaki Allah algımız bu. Peki velayet nerede, mevlalık nerede? Bu Allah anlatısında bu Allah size bir veli gibi, bir mevla gibi geliyor mu? Hayır. Dostum diyebiliyor musunuz? Ben diyemiyorum ya. Neden biliyor musunuz? Allah dostu ifadesi torpilli bir takım anasından doğarken torpilli doğmuş insanlar için kullanılır olmuş. 1000 yıldır. Ben kullandığım zaman ağzım çarpılacak sanıyorum. Korkarak söylüyorum, utanarak söylüyorum. Alışmamış ağzım. Allah'ın dostu olmak istiyorum. Allah'ın ben de dostuyum derken ne karşımdaki inanıyor ne benim kalbim inanıyor. Arkadaşlar, bu ne biçim bir dinin anlatısıydı ya? Kur'an-ı Kerim Allah'ı benim Mevlam olarak anlatıyor. Velim olarak anlatıyor. Beni de Allah'ın Mevlası ve velisi olarak anlatıyor. Ama ben bunu mümine çok görüyorum. Ne adına? Allah'ın bana anlattığı din adına. Cehalet böyle bir şey arkadaşlar. Cehalet nedir? Cehalet okuma yazma bilmemek değildir arkadaşlar. Yanlış. Doğrusu ne hocam? Cehalet ilmin zıttı değildir arkadaşlar. Cehalet hilmin zıttıdır. Hilmin. Hilm ne hocam? Halim sıfatı var ya Allah'ım. Ertelemek.
mühlet vermek, tolerans göstermek. Mesela diyor ki, Allah günah işleyenleri hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde canlı insan kalmazdı diyor. Ha bu işte. O zaman bu insan için kullanıldığında ne anlama geliyor hocam? Hilm. Halim Selim dersiniz yani. O Halim Selim değil, Halim Selim. Şimdi Halim ismi sıfat bir isimdir. Hemen cezalandırmamak, acele davranmamak, düşüncesizce hareket etmemek, temkinli davranmak, ağırdan almak, düşünerek hareket etmek anlamında kullanılan bir sıfattır. Hem Allah'ın sıfatıdır hem kulunun sıfatıdır. Halim sıfatı. Cehaletin zıttı da budur. Hocam o zaman cehalet ne? Kaba saba, yontulmamış. Hani dersiniz ya galas gibi. Ulan galas yontulmuş ne? Hakaret ediyorsun galasa. Kütük diyeceksin. Mesela. Başka ne var hocam? Benzetecek ne? Bula bula bunu mu buldun? Mesela düşünmeden hareket eden, akletmeden davranan, sonunu düşünmeden, hesap etmeden davranan kaba saba bedevi adam tipi demek. Cehalet bu demek arkadaşlar. Şimdi Müslümanların dünya üzerindeki haline baktığınızda çoğumuzun diploması var. Tamamına yakınımızın diploması var değil mi? Hem de üniversite mezunu çoğunluğu toplum. Ama davranış kodlarımız açısından, davranış tarzımız açısından baktığınızda vallahi hiç hak etmiyoruz biz. İlim sıfatını, cehaletten kurtulma gibi bir başarıyı hak ettiğimizi düşünmüyorum. Diplomamız ne olursa olsun. Ben öyle diplomalılar, diplomasızlar biliyorum ki adam hiç mektep görmemiş. Hiç kağıt karalamamış. Hiç kağıt kirletmemiş. Ama oda kültürünü, kıraathane kültürünü iliklerine kadar yaşayarak büyümüş. Öyle sözler taşımış ki geçmişten bizlere, bizim kuşağımıza, benim kuşağıma. O sözler hala bize yol göstermeye devam ediyor. Ablam hoş geldin. Hala bize yol göstermeye devam ediyor onların sözleri. Mesela onlardan biri şuydu. O rahmet çok söylerdi bunu. Bizim köyde bir tanesi. İyi bilse kötüyü söylemez derdi. Ne güzel söz değil mi? Bak bu adam alim falan değil arkadaşlar. Okuma yazması falan yok bu adam. Ali okulu mezunu bile değil. Hocam Ali okulu mezunu deyip duruyorsun ama bu ne? Okuma yazmayı askerde öğrenenler Ali okulu mezunu derlerdi arkadaşlar. Benim babam o okuldan mezundu. Ben de orada öğretmenlik yaptım. Kısmet işte. Babamın eksiğini tamamlamışım herhalde. Dua alacak ihtiyacı varmış galiba. Onun için değerli dostlar, Allah'ın kulu Allah'ın gözünde o kadar değerli ki biz Allah'ın kuluna gösterdiği, verdiği değerin santimini birbirimize vermiyoruz. Ya birbirimize bir velinin öbür veliye davrandığı gibi mi davranıyoruz? Bir düşmanın öbür düşmana davrandığı gibi mi davranıyoruz? Ya otopark kavgası yüzünden adam ölüyor bu toplumda. Asansör kavgasında sıra beklerken adam ölüyor. Yolda şerit değiştirme ihlali bilmem ne kavgasından, yol verdin vermedin kavgasından adam ölüyor. Annesinden para istemiş, annesini bıçaklamış, vermediği diye. Şizofren olduk be kardeşim. E neden? Bizim gözümüzde değerler, bizi biz yapan değerlerimiz katletti elimizde. Küçümsedik. Neden biliyor musunuz? İlmi mantığa hapsettik. Mantıktan ibaret bir bilgi anlayışımız var, bir akıl anlayışımız var. Bu aklın yarısı arkadaşlar. Yarısı nedir hocam? Mesela estetik akli midir, değil midir? Akla ait bir şey midir, değil midir? Estetik zevk, beğendim, beğenmedim diyorsunuz ya. Arkadaşlar, duygudur. Bakın bir duygu bu. Beğeni duygusu, değil mi? Peki ahlakını beğendim, beğenmedim?
Onun ölçüsü yok mu? Akli ölçüsü var. Peki bunlar kuru mantıktan ibaret fizik laboratuvarında incelediğiniz şeyler mi? Soyut şeyler değil mi? Evet. Ha, bakın arkadaşlar, bir şeyin akli olması için illa fiziki olması gerekmiyor. Fizik de tek tip değil zaten. Taş da fizik, masa da fizik, su da fizik, hava da fizik. Farklı mı? Evet. Arkadaşlar, görünen boyutu vardır fiziğin, görünmeyen boyutu vardır. İşte o görünmeyen boyutuna metafizik diyoruz biz. Onun için 20. yüzyıl Batı bilimi şunu tespit etmiştir. 19. yüzyıl Batı biliminden farklı olarak. 19. yüzyıl Batı bilimi ateisttir. Fiziğin bilgisi olur, metafiziğin bilgisi olmaz derlerdi. 20. yüzyıl Batı fiziği, Batı fizikçisi ve felsefecisi şunu söyledi. Fiziğin bilgisi de bilimi de metafiziktir dediler. Doğru dediler. Ama bizim Türkiye'deki önemli bir modern kesim hala bilgiyi fizikten ibaret sanır. Bu bir yanılgıdır arkadaşlar. Bu 19. yüzyıldan kalma bir yanılgıdır. Bu çağ dışı bir yanılgıdır. Hani çağdaşlık kelimesini çok kullanıyoruz ya. Keşke o dediğimiz çağdaş kelimesi kadar çağdaş olabilsek biz. Değiliz. Daha hala olamadık. Eğer olsaydık birbirimize tahammülümüz olurdu. Biz bu çağda yaşamıyoruz. Biz 100 yıl öncesinin çağında yaşıyoruz Avrupa'ya göre. Ama tersinden bir şey daha söyleyeyim. Biz Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'sini yaşayamıyoruz hala. Hocam ne var orada? Deve vardı falan vardı. Bugün Ankara sokakları deve dolu. Ne fark eder? Kusura bakmayın. Ağır konuşuyorum. Farkındayım ama Medine'nin develeri kadar terbiyeli olsaydı bu insanlar trafik kavgası yapmazlardı. Birbirini öldürmezlerdi. Park kavgası yüzünden birbirlerini yemezlerdi. Hangisi daha terbiyeli kardeşim? Park kavgası yüzünden birbirini öldürmüş deve duydunuz mu siz? Ben duymadım. Ha, o zaman değerli dostlar, kardeşler, kaybediyoruz. Hala kaybetmeye devam ediyoruz. Neden? Ya şu Allah vergisi, nimet olan değerlerimizi artık değersizleştirmekten, aşağılık şeylermiş gibi algılamaktan vazgeçmemiz lazım. Zihin dünyamızı bir formatlamamız lazım. Kalp dünyamızı formatlamamız lazım. Ya kalpteki duygumuzun bile akıl dışı bir şey olduğunu sandık biz yıllarca ya. Bu ne biçim bir bilgi aklı? Bu ne biçim bir bilgi anlayışı? Ne biçim bir akıl anlayışı? Yarım akıl. İki tarafta yarım akıllı. Duygudan ibaret aklı var adamın. Öbüründe mantıktan ibaret aklı var. Ne mantığı kabul ediyor bir taraf ne de öbürü duyguyu kabul ediyor. İkiniz de yarımsınız kardeşim. Boş yere kavga etmeyin. Yarım olduğunuz için kavga ediyorsunuz zaten. Tam olsanız etmezdiniz. Diyesim geliyor. Evet. Biz İsrailoğulları şimdi Mısırlılar gittiler Güm'e. İsrailoğullarına miras kalmıştı değil mi? Şimdi İsrailoğullarına geliyor sıra. Biz İsrailoğullarını Firavun'un ağır işkencesinden kurtarmıştık. Gerçekten o aşırılıkta sınır tanımayan bir zorbaydı. Kim? Firavun. İsrailoğullarını bir bilgi gereği diğer milletlere tercih etmiş ve kendilerine apaçık imtihan olan ayetler vermiştik. Yani arkadaşlar burada bir şey fark ediyoruz biz. İster Müslüman olsun ister olmasın. Allah kibirlileri helak ediyor. Mazlumları kurtarıyor. Bu öyle bir örnek. Şimdi bakın Avrupa medeni bir toplum değil mi? Evet. En medeni oldukları dönemde Yahudileri yaktılar mı yakmadılar? Yaktılar. Toplu katliam yaptılar mı? Evet. Fakat Yahudilerin parası çok olduğu için çok iyi reklam yaptılar. Yahudileri yaktıklarını herkes biliyor dünyada. Biz de kabul ediyoruz. Onlara yapılanın ağır bir işkence olduğunu, ağır bir katliam olduğunu, soykırım olduğunu da biliyoruz.
Fakat 21. yüzyılda Hocalı'da yaşananı hala ne biz hatırlıyoruz ne bir başkası hatırlıyor. Bütün Avrupa Ermenileri haklı buldu. Yok canım kınadılar filan. Kınasan ne olur, olmasan ne olur? Destek vermeye devam ediyorsun. Fransa'daki Ermenileri memnun etmek için, doğudaki Ermenileri kullanmak için Fransa hala Ermeni yanlısı ve Hocalı'daki katliamı duymazlıktan geliyor. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine karşı orada İsrail gibi kullanacağı bir devlet olduğu için Rusya Ermenistan'ı hala destekliyor, o zaman da destekledi. O katliam Rusya'nın kontrolünde yapıldı. İran milli menfaatlerine uygun geldiği için Ermeni yanlısı oldu. Azerilerle kavga ediyor. Niye? Kuzey İran'daki Güney Azerbaycan Azerileriyle sorun yaşamamak için Ermeni yanlısı davranıyor. Biri Müslüman, biri ateist bir devlet, öbürü de Hristiyan bir devlet. Al birini vur öbürüne. Ama bakın Allah Firavun'un zulmettiği, Musa aleyhisselamın bir türlü adam edemediği, İsrailoğullarının mazlumiyetine göz yummuyor, onları kurtarıyor, özel halk olarak Musa'nın kontrolünde yetiştirtiyor. Firavun da helak ediyor. Arkadaşlar, Allah bizim gibi dinci değil ya iyi. Ulan biz dinci olduğumuz için birbirimizin gözüne uyuyoruz. Değil mi? Ya dünyada bütün dinlere bakın. Haksızlık etmek istemem ama şunu çok iyi biliyorum. Başka dinleri o kadar bilmiyorum. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Dinde zorlama yoktur. Yani Müslümansan gayrimüslimi Müslüman olacaksın diye zorlama hakkını sana vermemiş. Ya mesela şunu duydunuz mu siz? Medine'de lan Yahudiler yolun kenarından yürüyor, Müslümanlar geliyor diyen bir peygamber duydunuz mu? Yahudi cenazesi görünce ayağa kalkan bir peygamber diyor. Sessiz söyle hocam. Yahudi cenazesini görünce ayağa kalkan bir peygamberi mi diyor? Evet. Diyorlar ki ya Resulallah o bir Yahudi ama ne diyor? O bir insan. Hı-hı. Çok çok kültürlülük dediğimiz şey, Avrupa yeni konuşuyor bunu. Çok kültürlülüğü Avrupa konuşuyor bugün. İspanya'da gömdükleri şehri gördüm ben arkadaşlar. Açmışlar. Binayı yıkmadan toprakla örtmüşler, tarla yapmışlar hocam. Binaların yarısı yıkık, yarısı ayakta. Yahu mezarı gömmenizi anlarım. Yıkık bir viraneyi gömmenizi de anlarım. Ulan ayaktaki binayı gömmek için o kadar toprağı nasıl taşıdınız? Hayvan mıydınız? Hocam ne hayvanı ya? Hayvana kurban olsunlar. Bakın bu Avrupalılar şimdi kalıntı arıyorlar Endülüslülerden. Turizm için. Ne halt ettik de yıktık biz diyorlar. Bir tane Müslüman mezarı yok arkadaşlar. 800 yıl İslam hakimiyetinde kalmış topraklar burası. Şimdi çok kültürlülüğü konuşuyorlar bakın. Çok kültürlülüğü Medine'de uygulamış bir peygamberin ümmetiyiz biz. Gayrimüslimlerin dinine karışmayacaksın. Çok hukukluluğunu tarihte, dünyada bizim bildiğimiz tarihte ilk defa uygulayan Muhammed'imdir. Biz tek tipleştirici hukuk sistemini getirdik diye bayram ediyoruz be. Şimdi Avrupa çok hukukluluğu konuşuyor. Yarın biz de konuşacağız, Avrupa'daki çok hukukluluğu kutlayacağız. Günaydın, uyan da balığa gidelim. Geri kalmıştık böyle bir şey arkadaşlar. Çok kitap okumakla aşılmıyor. Zihniyetin değişmesi gerekiyor. O ne hocam? Kendi değerlerinin farkına varmak. Kendini bilmek. Kendinin farkına varmak. Ben olduğunu, biz olduğumuzu anlamak. Biz burayı kaybettik. İsrailoğulları, bakın, henüz Müslüman falan değiller. Köleler. Hatta bunları adam etmek için Hazreti Musa bir ömür uğraşıyor. 40 yıl çölde başlarını bekliyor adam olsunlar diye. 40 yıl. Ama bu adamları Firavun zulmünden kurtarmak için Firavun ve adamlarını gömüyor. Kim? Rabbimiz. Mazlumdan yana olmaksa böyle olmak arkadaşlar. Adamın kıymetini bilmekse böyle
parasının hatırı için ya İsrail'in yaptığı zulme seyirci kalalım. Niye? Avrupa'nın menfaatleri bunu gerektiriyor. Amerika'nın menfaatleri bunu gerektiriyor. Lanet olsun o menfaate. İnsanı satıyorsan kendini satıyorsun. Niçin? 3 kuruşluk menfaat için. Ne yapayım ki ben? Evet, İsrailoğullarını bir bilgi gereği diğer milletlere tercih etmiş ve kendilerine apaçık imtihan olan ayetler vermiştik. Yani mucizeler vermiştik. Ayet kelimesi mucize yerine kullanılıyor. Bazen Kur'an'da mucize diye bir kelime kullanılmıyor. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi bunlar diyorlar ki ilk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Burayı niye anlatıyor Mekkeli'ye? Şunun için. İsrailoğullarına yaşam hakkı tanımayan, Hazreti Musa'yı dinlemeyen Mısırlıları, Firavun ve adamlarını tarihe nasıl gömdüğünü, mazlum İsrailoğullarını nasıl kurtardığını anlatıyor. Niçin? Çünkü Mekke'de yaşanan dram, Peygamber Aleyhisselam'a inananların köle muamelesi gördüğü, toplumdan yalıtıldığı, yaptırım uygulandığı, ekmek bile bulunamadığı, çocukların aç çığlıklarının sokakları doldurduğu bir dünya. Böyle bir dünyada bu ayetler geliyor. Ankara'da huzur ve refah içinde biz yaşarken elhamdülillah Allah kimseye zorluk, sıkıntı yaşatmasın. Vatansızlığı hiç yaşatmasın. İşgal gibi, özgürlük kaybı gibi, kölelik gibi şeyleri kimseye vermesin. Arzu etmeyiz. Mekke'de İsrailoğullarının Mısır'da yaşadığına benzer bir dram yaşanıyor. Onun için bu örnek geliyor. Ey Mekkeliler, ey Mekke'nin zorbaları, Firavun'un İsrailoğullarına yaptığını siz burada dünkü komşularınıza yapıyorsunuz. Bunu yaptığınız sürece Firavun'un başına gelen sizin başınıza da gelir. Tehdididir bu. Ve orada o dramı yaşayan Müslümanlara da İsrailoğulları Hazreti Musa'nın başının belası olan o İsrailoğulları, bir türlü yola gelmeyen, ipe sapa gelmeyen İsrailoğullarının mazlumiyetini kurtaran Allah sizi de kurtaracaktır. Mesajını vermektir. Ya hocam, bu Allah haşa gerçekten bunu yapıyor mu? Palavra mı sıkıyor? Palavra sıkmıyor arkadaşlar. Bazen öyle değişimler yapar ki bir günde yapar siz anlayamazsınız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar çok basit bir örnek vereceğim. 28 Şubat'ı yaşadık mı yaşamadık? Yaşadık. Başörtüsü yüzünden, kılık kıyafeti yüzünden kadınlar sokakta, kızlar sokakta sürüklendi mi sürüklenmedi mi? Sürüklendi. Peki ne oldu? 2-3 yıllık bir hükümet kurdurdular. Azınlık hükümeti, yok çok parçalı hükümet. Devlet dibe vurdu. Dün hükümeti yıktırdıkları adamın çırağına devlet kurdurdular. Kendi elleriyle. %20 bile alamamış bir parti hükümet kurdu diye tahammül edemediler. Karşılarına %40'la getirdiği bir hükümet kurdurdular. Kendileri teslim ettiler. Adam gibi değil, eşek gibi teslim ettiler. Şimdi %50'lere tırmandı parti. Particilik yapmıyorum arkadaşlar. Bakın dikkatinizi çekerim. Bilirsiniz beni. Bir memlekette zulüm varsa Allah seyirci kalmaz arkadaşlar. Evet, 1000 yıl diyorlardı değil mi? Şimdi çıksın konuşsunlar ya. Konuşamazlar. Niye? O zaman silah ellerindeydi. Güç ellerindeydi. Halka siz de kimsiniz diyorlardı. Affedersiniz, bu toplumun insanına bir işgalci ordusu gibi davranabiliyorlardı. Ben 14 yaşında jandarma dipçiyle dayak yemiş adamım, imam hatipliyim dediğim için. Dağ başı bir yolda kardeşim. Bir köyden bir köye gidiyorum.
Arkamdan çağırmışlar, geç duymuşum, geç duydum diye bana bir ton mavzer dipçiyle dayak attılar. 14 yaşındayım arkadaşlar, şuraların moralini hatırlıyorum. Ya bu ülkede kimse bana geçmişte biz size demokrasi getirdik, bayram edin falan demesin. Münafıklık yapmasınlar. Bunu şunun için söylüyorum. Benden adam gibi muamele görmek istiyorsan adam gibi muamele edeceksin kardeşim. Ben sana kötülük yapmayı düşünmüyorum. Ama geçmişteki yaptığın kötülükleri affetmeye de taraftar bir adamım. Niye biliyor musun? Bu toplumun çocukları kavga etmesin diye. Affedebilirim. Ama senden de şu adamlığı göreyim be. Dünkü o yaptığın ayrımcılık yüzünden özür diliyorum arkadaş deme babayı yiğitliğini göster. Adam olduğunu anlayayım seni. Gönlümde kırıklık kalmadan seni affedebileyim. Benim Rabbim bu kitabı gönderirken bir değişim projesi olarak göndermiştir. Kendi çocuğunu katleden hayvan gibi bir adama tövbe kapısı açmış kardeşim benim Rabbim. Kendi çocuğunu toprağa gömen vahşi bir adamı bile affedeceğini söylemiş. Bir adam Peygamber Aleyhisselam'a diyor ki, ya Resulallah, ben diyor cahiliye döneminde geçimim kötüydü. Ekonomik sıkıntı içindeydi. Bugünkü tabirle. Nüfusum da kalabalıktı. Küçük çirkin bir kızım vardı. Baba baba diye peşimde koşup dururdu. Onu götürüp kendi elimle gömmem gerekiyordu. Götürdüm, kör bir kuyuya attım. Arkamdan baba diye bağırdığını hala hatırlıyorum. Allah beni de affeder mi diyor. Bize kalsa affetmez arkadaşlar. Ama o merhamet, merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ın peygamberi, merhamet peygamberi eder diyor. Yeter ki tevbe ettiğini duysun. Ya böyle bir tevbe kapısının açık olduğu bir din var. İnsanlar için ne büyük bir lütuf bu. Ya biz tevbe etmeye üşeniyoruz be. Gurur meselesi yapıyoruz. Tevbe ettim demeye çekiniyoruz ya. Bu ne biçim bir algı? İşte kardeş, merhameti insanın kalbinden söküp aldıysanız dünyanın en gelişmiş diplomalarını verin kardeşim. Umurumda bile değil. Adamın yüreğinden vicdanı söküp aldıysanız, dünyanın en otoriter bilim adamlarının imzasıyla diploma verin adamlara neye yarar? Hiçbir naneye yaramaz. Merhameti öğretmemiz lazım. O nedir? Vicdan eğitiminden geçer kardeşim bu. O ne hocam ya? Ben 10 yıllık öğretmenlik yapmış bir adamım. Vicdan kelimesinin bu toplumun eğitim sisteminde yeri yok ya. Duydunuz mu hiç vicdan eğitimi diye bir şey? Yok. Niye? O bir değerler eğitimidir. Orta çağdan kalma bir dinin hatırına biz şimdi vicdan eğitimi mi yapalım yani? Algı bu. Kör olası algı bu işte. O kör olası algı bizi mahvetti. Oradan çıkmamız lazım. Bunu da geçmişin yanlışlarının arkasına takılıp birbirimize kin ve nefretle küfretmekten vazgeçip, o küfürden vazgeçip yeni bir barış edebiyatı geliştirmemiz lazım. Nedir hocam? Özür edebiyatı, tevbe edebiyatı, af edebiyatı arkadaşlar. Ya işte affedici olmak falan diye konuşuyoruz. Arkadaşlar tevbe etmeyen bir toplum, tevbenin kıymetini anlamamış bir toplum affı anlayamaz. Bunu anlayalım. Bir toplum yanlış yapanı affedebilmesi için önce kendisi yanlış yaptığında özür dileyen bir adam olması lazım. Özür dilemenin kıymetini bilmeyen, özür dileyemeyen bir adam özür dileyenin kıymetini anlayabilir mi? Hayır. Affedebilir mi? Hayır asla. Onun için müsamahasızız kardeşim. Hoşgörü edebiyatı aldı başına gidiyor. Herkesin ağzında var ama hiç kimsenin yüreğinde yok. Niye? Kendisi inanmıyor söylediğine. Sıkıntı bu arkadaşlar. İki yüzlüyüz. Değerleri kaybettik. Tekrar söylüyorum.
Onun için bizim geri dönüp ya nerede neyi kaybettik diye bir aramamız lazım. Ama Nasreddin Hoca'nın kömürlükte kaybettiği yüzü sokak lambasının altında aramamamız lazım. Evet, Mekke. Şimdi bunlar diyorlar ki Mekkeliler, ilk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Mekkelilerin bir kısmı böyle diyormuş. Özellikle Mekke'yi yöneten kodamanlar. Tekrar diriltilecek de değiliz diyorlar. Eğer doğru söylüyorsanız atalarımızı geri getirin. İşte bizim falanca ölmüştü ya, çıkarın getirin gelsin. Meydan okuyorlar. Allah diriltemez. Şimdi Allah buna öyle cevaplar veriyor ki birçok yerde. Diyor ki biz ilk yaratmada yorulduk mu ki bir daha yaratmayalım? Bu şu demek arkadaşlar. Sen yeniden dirilmeyi anlamak istiyor musun? Evet. Şu dünyadaki yaratmayı bir anlasana sen. Nasıl bir şey? Ahireti mi anlamak istiyorsun? Evet. Dünyayı bir anla. Öbür tarafta nasıl diriltileceksin? Kendin dünyaya nasıl geldin bir anla. Buradan ıslık çalarak geçiyoruz. Buradan ıslık çalarak geçtiğimiz için ahireti anlamıyoruz. Aslında burayı anlasak ahireti anlayacağız. Arkadaşlar, metafizik dediğiniz şey fizikle iç içe bir şey. Fiziğin yarısı metafiziktir. Niye? Şimdi Mehmet abinin adı niye Mehmet abi? Ona Mehmet abi diye çağıra çağıra ezberlettiler Mehmet abiye. Ben şimdi Mehmet abi deyince kendini anlıyor hemen. Peki Mehmet abi metafizik bir şey mi, fizik bir şey mi? Ya fiziki bir adama metafizik bir isim takıyorsunuz, adam benimsiyor, çağırdığınız zaman o duyuyor. Değil mi? Mesela evinizdeki bir çiçek düşünün. Kimsenin çiçeğinin kurumasını istemem. Hem masraflı bir şey hem de sevdiğiniz bir şey. Üzülürsünüz. Ama mesela parmak kalınlığındaki bir çiçeği kurutun, iplik kadar bir şey kalır. Aynı fizik. Fiziğin bir kısmı gitti, bir kısmı kaldı kuruyunca. Uçtu içinden bir şeyler. Su havaya buhar olup gitti. Geriye topraktan gelen bazı kalıntıları var. Bitki, küçük bir bitkiyi örnek veriyorum. Çınarı da örnek verebilirsiniz ama uzun vadeli gözlem yapmanız lazım. Şimdi bakın. Bu bitkinin içerisindeki o parmak kalınlığındaki bitki iplik kalınlığının haline geldi. Uçan neydi? Su buharıydı. Havaya karıştı gitti. Peki o su buharı öldükten sonra niye uçtu? Daha önce duruyordu içinde. Onu orada tutan neydi ki o gidince o su buharı uçtu? Parmak kalınlığındaki bitkinin gövdesi iplik kalınlığında kaldı. Can dediğiniz şeydi arkadaşlar. Can. Ya o ne hocam? İşte o ne diye sorduğunuz, bir türlü dokunamadığınız, gözlemleyemediğiniz şey o. Metafizik kısmı kardeşim. O bitkiyi ayakta tutan o metafizik can dediğiniz şeydi. Hocam bu fiziki kimyasal maddelerin bileşiminden, oluşumundan meydana geliyordu. Allah da öyle yarattığını anlatıyor zaten. Topraktan yarattık, suyla canlandırdık. Ruh üfledik diyor, değil mi? Dilin bu kadar olduğu için bu kadarını söylüyor. Fazlasını söylüyor, anlamayacaktınız zaten. Geri kalanını da incele diyor. Sana diyor ki bak, incele. Ha, bakın, fiziğin içinde metafizik var aslında. Can dediğiniz şey. Onu izlemeye başladığınızda anlamaya da başlıyorsunuz zaten. Onu düşünmeye başlayın diyor. Burada bir sudan insan yaratıp birbirine akraba yaptık diyor Kur'an-ı Kerim. Bir damla sudan insan yaratıp akraba yaptık diyor. Kanuna bak şimdi. Sonra o ölüyor. Tekrar diriltilecek diyor. Şimdi bir damla sudan insan yaratılmasını anlamadan, düşünmeden, üzerinde ya bu nasıl oluyor arkadaş demeden ahirette bu nasıl dirilecek çürümüş kemik diyor. Ya kardeşim şuradakini bir anla hele. Bunu anlasan öbürünü anlayacaksın zaten. Buradaki yaratmayı anlarsan öbür tarafı anlarsın diyen onu yaratan zaten.
Diyor ki gördüğünü bir anla. Biz gördüğümüzü anlayıp görmediğimize gitmek yerine görmediğimizi anlayıp gördüğümüze gelmek istiyoruz. Tersinden bir gidiş. Oysa Kur'an-ı Kerim bizi bildiğinden hareketle bilmediğine doğru git diyor. Bize bir yol gösteriyor, bir sistemi öğretiyor. Ama maalesef biz bunu düşünmek istemiyoruz. Ha, anlamak isteyenler de şöyle anlıyor şimdi. İlla ucundan, çalıyı tepesinden sürükleyeceğiz ya. Ya Kur'an-ı Kerim'de bütün fizik kuralları varmış aslında araştırsak diyor. Ha, batılılar buluyor biz bulamıyoruz diyor. Ulan batılı gidiyor tabiatın içinde buluyor, bu kitabın içinde aramıyor. Sen yanlış yerde arıyorsun. Nasreddin Hoca'nın kömürlükte kaybettiği kovayı sokak lambasının altında araması gibi arıyorsun sen. Allah git ara diyor bir yerde. Yarattığım yerde ara diyor. Olduğu yerde ara diyor. Yok. Biz bu kitabın içinde Allah hazır söylesin. Aramaya zahmet etmeyelim. Modunda kitap okuyoruz. Oysa kitabı okuyup da kitap bize ne diyor diye sorusunu bile sormuyoruz. Kitabın anlattığını anlamadan anlatmadığını anlamaya çalışıyoruz. Sıkıntımız bu. Evet, Allah cevap veriyor. Diyor ki bunlar mı daha üstün yoksa Tubba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Helak olanlar. Onları helak ettik. Çünkü onlar da suçluydular sizin gibi. Böyle sorular soruyorlardı diyor sizin gibi. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Oyuncak yaratmadık diyor. Çocuklaşmayın diyor. Adam gibi düşünün diyor. Biz gökleri de yeri de gerçek bir gaye için yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmiyor. Her şeyin açıklığa kavuşturulacağı o hüküm günü, onların bir araya toplanacağı gündür. O gün dostun dosta bir faydasının olmayacağı ve hiçbir yardım görmeyecekleri gündür. Şurada bakın. Arapça bilenler bilir. Mevlen, an Mevlen. Dostun dosta yardım etmeyeceği gün derken, Mevla kelimesini kullanıyor. İkisi de Mevla, dikkat ettiniz mi? Karşılıklı kullanılan iki kelimedir. Tıpkı veli kelimesi gibi. Allah ve kul arasında da cari olan bir şey. Allah gerçek Mevla'dır. Allah adına, Allah'a yardımcı olarak atadıkları ya da tayin ettikleri uyduruk ilahlar sahte Mevla'dır. Sahtesinden sakının diyor. Çakma Mevla'lar edinmeyin. Gerçek Mevla'lar olun. Gerçek Mevla'ları bulun. Gerçek Mevla'yı bulun anlamında. O gün dostun dosta bir faydasının olmayacağı ve hiçbir yardım görmeyecekleri gündür. Yani o sahte Mevla'ların yardım edemeyeceğini anlatıyor. Fakat Allah'ın merhamet ettiği kimseler bunun dışındadır. Allah'ın merhamet ettiği kimseler bunun dışındadır. Şüphesiz ki o sonsuz güç ve merhamet sahibidir. Şimdi Allah'ın merhamet ettiği kimseler kim olabilir? Allah'ı razı etmiş olanlardır. Merhameti hak etmiş olanlar. Merhameti istismar edenler değil. Dünyada. Günahkarların yiyeceği zakkum ağacı var ya, sanki erimiş maden gibi. Sıcak suyun kaynadığı gibi kaynar karınlarda ve emir verilir. Tutup sürükleyin onu cehennemin ortasına ve aktarın başından yakıcı azabı. Onlara şöyle denir. Haydi tat. Hani sen üstün ve şerefli biriydin? Kibirlilere dönüyor. Şüphelenip durduğunuz şey işte budur. Hani kıyamet yok diyordunuz, hesap yok diyordunuz. Cehennem yok, azap yok, helak yok, cennet yok, sorgu yok, hesap yok. Ne yapsak yanımıza kalır sanıyordunuz. İşte o şüphelenip durduğunuz şey budur. Deniyor orada. Sorumlu davrananlara, muttakilere gelince onlar güvenli bir makamdadırlar. Sorumlu davrananlar, duyarlı olanlar. Islak çalarak geçmeyenler hakikatlerin yanında. Cennetlerde, çeşme başlarında ipek ve atlas elbiseler giyinmiş vaziyette karşılıklı olarak otururlar. İşte böyle biz onları ceylan gözlü, yaşlanmayan bakirelerle evlendirmişizdir
burada anlatılan cennete giden erkek ve eşleri. Arkadaşlar, evimizi dünyada cennete benzetmezsek, bir barış ve huzur evi yapmazsak cenneti ensemizde görürüz. Hayat arkadaşına evini cehennem yapan adam cennet ummasın arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Dünyada evini hayat arkadaşına cehennem yapan adam, kadın olsun erkek olsun fark etmez. Ahirette cennet ummasın. Bu din adamı adam gibi yaşatmak için geldi. Bu dünyada bizi adam gibi yaşatmayan din öbür tarafta adam gibi muameleye tabi tutmaz kardeşim. Unutun. Bu ayetleri okuduğumuzda anlamamız gereken budur. Bize şöyle bir hikaye anlatıldı. Cahiliye hikayesi. Efendim, bu dünyadaki kadınlar öbür tarafta buradaki halleriyle dirilecekler. Sana da öbür tarafta torpilli kadınlar verilecek. Bu hanımefendi ne olacak? Kıyıdan izleyecek kalbim, ezik. Arkadaşlar, ya şimdi siz bu dini bir kadına anlatın. Allah aşkına, bu kadın bu dine inanır mı? Sen inanır mısın lan buna? İnanmaz olur muyum hocam? Böyle bir hikaye dünyada görülmedi. Böyle dünyada görülmemiş masal anlatıp din sanıyorsun. Ondan sonra da insanlar inansın bekliyorsunuz. İnsanlar durup dururken bu dinden soğumadı kardeşim. İnsanlara işkence aracına dönüştürdüler bu dini. Kurtuluş dini değil. Kurtuluş dinini zulüm dinine çevirdiler insanlara. Anlattıkları hikaye bile insana yakışmayan hikayelerdir. Onun için bu hurilerden bahseden ayetlere bakın. Mesela Vakıa suresinde aynı paragrafta. Paragrafın baş kısmında huriler anlatılır. Paragrafın son kısmında birkaç ayet sonra kadınların yeniden yaratıldığından bahsedilir. İkisine de bakın. İkisinin sıfatları aynıdır. Niye? Bizim Gürbüz Hoca'nın bir hikayesi var. Kulak için nasıl? Severim kendisini. Oğlu üniversiteye hazırlanıyor. Sınava hazırlanıyor. Bol okuyor. Test çözüyor falan. Yorulunca diyor ki, ya baba diyor, arada dinlenmek için okuyacağım bir kitap önersene diyor. Ne okuyayım diyor. Bu arada diyor. Oğlum, Kur'an meali oku diyor. Tamam diyor, olur diyor. Bir meali alıyor, okumaya başlıyor çocuk. Böyle bir kaç gün geçince sordum diyor. Ya nasıl gidiyor Kur'an okumak dedim diyor. Yemekte. İyi dedi diyor. Anlıyor musun? Tabii anlıyorum dedi diyor. Aferin dedim diyor. Ve kafamın karıştığı bir konu vardı diyor. Neyi dedim diyor. Ya bu Allah diyor ahirette erkeklere huri verecek ya. Kadınlara ne verecek dedi diyor. Ona bir tane soru sordum diyor. Allah öbür tarafta hesaba çekecek mi? Evet. Günahkarları cehenneme, işte hak edenleri cennete koyacak mı? Evet. Kadın, yani cenneti hak eden kadınlar nereye gidecek dedim diyor. Erkekler cennete gitti. Kadınlar başka yere mi gidecek dedim diyor. Anladım dedim diyor. Anlamak isteyene fazla lafa hacet yok arkadaşlar. Bizim bir İsmet abimiz var. Kulağı açın nasıl? Güzel şeyler böyle özdeyişler vardır onda. Arada bir döktürür. Şöyle bir ifadesi var. Diyor ki lafın tamamı aptala söylenir. Akıllı ya, lafın ucunu gösterirsiniz, arkasını anlar diyor. Bizim Kırşehirli hemşerimiz, Yozgat'ta yakın ya, ağzımız, deyimlerimiz de benzer. Kırşehirliler de Ömer'e Omar derlermiş. Bizim orada da bazı köylerde dediklerini duydum. Kırşehirli hemşerisine sormuş, adın ne hemşerim demiş. Tam söyleyeceği zaman şöyle, dur, anladım demiş, söylemeye gerek yok. Nasıl anladın demiş, ağzının domalışından Omar diyeceğini biliyorum demiş. Dolayısıyla arkadaşlar, sözü anlamak isteyen anlıyor. Anlamak istemeyen de işine gelmeyince anlamıyor. Maalesef bu tür ayetleri biz hep yanlış anladık ve yanlış anlattık. İnsanları da zıvanadan çıkardık hikayelerle. Onun için
sözü doğru anlamamız lazım. Orada güven içinde canlarının çektiği her meyveyi isterler. İlk ölümden başka bir ölüm tatmazlar orada. Yani biz dünyadaki ölümden başka bir ölüm görmeyeceğiz diyenlere nazire yapıyorlar. Yukarıda öyle demişlerdi ya. Evet diyor, ilk o dünyada ölecekler, bir daha da ölüm görmeyecekler diyor. Ama diyor, geri dünyaya gelin, atalarımızı getirin derseniz ensenizde görürsünüz diyor. Getirsek de zaten adam olmazsınız, yine aynı şeyleri yaparsınız diyor Kur'an-ı Kerim. Bunu iyi anlamamız lazım. Orada güven içinde canlarının çektiği her meyveyi isterler. İlk ölümden başka bir ölüm tatmazlar orada. Yani ebedi bir yaşama yurdu. Ödül böyle bir şey. Rabbin lütfu gereği onları cehennem azabından korumuştur. Büyük kurtuluş işte budur. Biz bu Kur'an'ı öğüt alsınlar diye senin dilinde indirerek kolaylaştırdık. Öyleyse biraz bekle. Zaten onlar da bekliyorlar. Arkadaşlar bu şu demek. Biz bu Kur'an'ı öğüt alsınlar diye senin dilinde indirerek kolaylaştırdık demek Muhammed Aleyhisselam'a. Anlayacakları bir kitap indirdik. Arapça indirmemizin sebebi senin kavmin anlasın diye Arapça indirdik demek bu. Hocam iyi de biz Arap değiliz, ne olacak? Onun için Türkçesinden okuyorum zaten. Benden şunu bekliyor arkadaşlar. Bazen diyorlar ki Arapçasından okusan da tercüme etsen anlasak. Arkadaşlar o zaman da Arapça dil öğrenme kursuna dönüyor. Kitaba odaklanmak, mesaja odaklanmaktan çok daha çok dil öğrenmeye odaklanıyor insanlar. Lafızcı oluyor. Tek tek kelimelere takılıp kalıyorsunuz. Ben bunu istemiyorum. Ben bir düz metin olarak Türkçe anlayacağı dilde Kur'an'la bu toplum kısa sürede tanışsın istiyorum. Öbürünü yapmaya da yani imkanımız var ama ben onunla vatandaşımı oyalamak istemiyorum. Bu Müslümanların yıllardır, ömürlerdir, hatta asırlardır Kur'an'ı anlamadan gitme adetine dönüştü bizim hayat tarzımız. Kur'an'ın kapağını açmadan gidenler çoğunlukta, açıp gidenler azınlıkta, açıp gidenlerin büyük çoğunluğu da anlamadan okuyup gitmektedirler. İçinde ne var ne yok bilmiyorlar. Onun için meslektaşlarımdan ricam şu benim. Dostlarım, biz bu kitaptan ekmek yiyen meslek edinmiş insanlarız. Bu kitabı bu topluma anlatmadan gidersek öbür tarafa hesabını veremeyiz. Öbür tarafta bu Müslümanlar, hatta mezarında kitap okuduğumuz Müslümanların hepsi kalkıp bizden davacı olur. Hakkını ister bizden, ödeyemeyiz. Sermayemiz yetmez. Bu topluma bu kitabı anlatmamız lazım. Mezarlıklar ömründe bir defa kitabın kapağını açmamış milyonlarla dolu. Ey mezarlığa Kur'an okumaya gidip para kazanan hocalar! Siz hangi yüzde giriyorsunuz o mezarlığa? Oradaki mezarda Kur'an'ı öğretmeden gönderdiğiniz insanlardan utanmıyor musunuz? Yarın Allah'ın huzurunda karşılaşmayacak mısınız? Yakanıza yapışmayacaklar mı? Davacı olmayacaklar mı? Kolay kurtarmanın yolunu bulduysanız bana da söyleyin ya. Ben de bileyim. Ben bilmiyorum. Hesaba hazır olmamız lazım. Onun için işi şansa bırakmayalım dostlar. Ben burada bir teneffüs verelim. Sure bitti sanıyorum.